mucizeleri. Dünyamızda ziyaret edilebilecek sonsuz sayıda büyüleyici mekanla birlikte hayranlık uyandıracak çok sayıda muhteşem tarihi eserler var. Etrafınızdaki güzellikleri görmek için ihtiyacınız olan tek şey merak. Doğa size kendini nefes kesen manzaralardan bir buzağının şirinliğine kadar sayısız şekilde gösterir. Bu programda mucizevi mavi gezegenimizin olağanüstü güzelliklerini sizlere sunacağız. Böylece bu mucizeleri sizler de bizimle beraber keşfedebileceksiniz. Bugün Moğolistan denilince akla neden çöl ve develerden daha fazlasının aklımıza geldiği sorusuna yanıt bulacağız. Gobi Çölü o kadar büyük ve zengindir ki daha önce hiç görmediğiniz buzullardan nefes kesen şelale ve göllere kadar her şeyi görmek mümkün. Gobi Çölü'nden sonra Moğolistan'ın kuzeyine, Budistlerin sığınağına, yemyeşil kuzey yamaçlarına doğru yola çıkacağız. Yolculuğumuzu Indiana Jones'un izini takip ederek Gobi'nin 5000 kilometre güneydoğusundaki Ürdün Petra'sında ve Ölü Deniz'in kıyısında tamamlayacağız. Ama önce Cengiz Han'ın topraklarını ziyarete gidiyoruz. Gobi, Hanhai veya Gebi. Tüm bu kelimeler Gobi Çölü'nün farklı dillerdeki adlarıdır. Gobi, dünyadaki en eski çöllerden biridir. Yüz ölçümü 1.3 milyon kilometre kare gibi devasa bir büyüklüğe sahiptir. Gobi Çölü'nün büyük bir kısmı hala keşfedilmemiş durumdadır. Kuzeyinde Altay Sıra Dağları, güneybatısında Tibet Platosu ve güneydoğusunda Çin Seddi yer almaktadır. Devasa yüz ölçümünden dolayı sıcaklık farklılıkları çok fazladır. Kışın hava sıcaklığı genellikle eksi 40 dereceye kadar düşebilir. Yaz aylarında ise sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabilir. Sadece birkaç canlı bu kadar keskin sıcaklık farklarında hayatta kalabilir. Gobi Çölü'nün büyüsüne kapılan maceracılardan biri de İsveçli kaşif Sven Hedin'di. Kervanını şöyle anlatıyor. Bir sürü malzeme ve hayvanlarla birlikte kampımız çok güzel bir görünüme sahipti. Ve tüm bunların bana ait olduğunu düşünmek beni çok mutlu ediyordu. O zamandan beri Gobi Çölü'nde pek bir değişikliğin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gobi Çölü'nde 5 farklı ekolojik bölge bulunur. Her biri birbirinden tamamen farklı bir toprak çeşidine sahiptir. Çöl her yıl fazladan birkaç kilometre daha büyüyor. Gobi'nin güney bölgeleri son 20 yılda Çin sınırındaki yeşil arazilere kadar dayandı. Kurak kum kütleleri her yıl metrekare başına 20 santimetre yağmur suyunu emer. Bu çok fazla bir miktar değildir. Ancak insanlar ve hayvanlar en zorlu koşullara bile uyum sağlayabilirler. Daha gür otlak araziler bulmak için Moğollar yılda 4 defaya kadar göç edebilirler. Yurt adını verdikleri çadırları da onlarla birlikte göç eder. Yurdu kurma ve sökme sanatı 1000 yılda daha mükemmel ve profesyonel bir hal almıştır. Bu göçe ve yaşam tarzının başka bir yönüdür. Yurt yağışlı ve şiddetli soğuk havalara göre inşa edilmiştir. Montajı için 4 kişi gerekebilir. Ahşap çerçevenin üzerine bir ip gerilir ve ardından yurdun yağmurlu dönemlerde su geçirmemesi ve soğuk gecelerde yalıtımlı olması için deri ve diğer sağlam malzemelerle kaplanır. Ortaya çıkan ev çok büyük değil ama bu göçebeler için fazlasıyla iş görür. Bir yurdun kurulumu sadece birkaç saat sürer. Mükemmel derecede çevre dostudur. Moğollar daha yeşil otlaklar aramak için yola çıktıklarında geride hiçbir iz bırakmazlar. Son zamanlarda yurtlar hem Avrupa'da hem de Amerika'da insanlar çevreye karşı daha da duyarlı olduklarından giderek daha popüler hale geldi. Kadınlar yurdun iç dekorasyonundan sorumludur. Yurtların içlerini birçok renkli kilim ve diğer dekoratif malzemelerle süslerler.
Bu göçebe çobanlar Gobi Çölü'nü avuçlarının içi gibi biliyorlar. Özellikle pek de misafirperver olmayan ama daha cazip olan güney kısmını. Bir milli parkın ortasında bulunan Gurvan Saykan Ulul Sıra Dağları'nın zirveleri göğe doğru patlıyor gibi görünüyor. Baktığınızda karanlık ve kayalık dağlar oldukça korkutucu gibi görünse de adı tercüme edildiğinde üç güzel anlamına gelir. Dağlara yapılan göçler için kamp, yurtlar ve yük taşıyan Baktriya develeriyle donatılmıştır. Başka bir çöl olan Kangreen Els, diğer bir ismiyle şarkı söyleyen kumlar, üç güzel dağlarının eteklerinde yer alır. Kumullar 300 metre yükseldiğinde, 12 kilometre genişliğinde ve 100 kilometre uzunluğundadır. Üç güzelin esaretli gölgeleri altında bazı sırların koruyucusu gibi görünüyorlar. Bu kumulların oluşturduğu krallığın hemen altında efsanevi solucan Olgoy Çorcoy'un yaşadığı rivayet edilir. Solucanın insanlara arkadan saldırdığı ve tüm kanlarını emdiği söylenir. Çölde bulunan hayvan iskeletlerinin çoğu Olgoy Çorcoy tarafından değil aşırı sıcak ve kuraktan dolayı ölmüşlerdir. Çölün kaybolan hayvanlara ve insanlara karşı ne kadar acımasız olduğu çok iyi biliniyor. Dev solucan hikayesi de bir insanın kaybolmasıyla birlikte kolaylıkla yayılmış olabilir. Birkaç tarihi kayıt ve hatta bazı anonim zooloji meraklıları Olgoy Çorcoy'un varlığından bahsediyor. Ancak yalnızca yerel halkın gözünde ve onların dinlerinde bu hayvanın varlığı kabul edilir. Anlatılanlara göre parlak kırmızı renktedir. Asit tükürür ve görülmesi yaklaşan ölümün habercisidir. Efsane, çöldeki tehlikelere karşı yabancı insanları uyarmak amacıyla ortaya çıkmış olabilir. Ancak Gobi'deki arkeolojik bulguları canavarın varlığının kanıtı olarak yorumlayan ve kullanan insanlar var. Çölün kuzeyinde 164 milyon yıl önceki Jura dönemine ait bir dinozor yumurtası ve ilk memelilere ait kalıntılar bulundu. Moğollar eğer nereye bakacağınızı biliyorsanız yarım saat sürmeden tarih öncesine ait bir parça bulabileceğinizi iddia ediyorlar. Renkli kum taneleri ağırlık bakımından değişiklik gösterir. Rüzgar en hafif katmanı taşır. Şarkı söyleyen kumların sürekli şekil değiştiriyormuş gibi görünmesinin nedeni aslında budur. Görünüşe göre üç güzellerin ve şarkı söyleyen kumların tek bildiği şey ölüm. Öte yandan Gobi Çölü aldığı can kadar canlıların yaşamasına olanak sağlayan bir alan. Nadiren görülen ve nesli tükenme tehlikesinde olan Prevaski atı Gobi Çölü çevresinde görülebilir. Zoologlar bu cinsi hayvanat bahçelerinden yavaş yavaş yeniden vahşi doğaya adapte etmeye çalışıyorlar. Alışılmadık çeşitli yaşam formlarının ardından Yoylnam geçidine doğru yol alabiliriz. Burada buzullarla beslenen sayısız akarsuyla karşılaşmak mümkün. Mevsim kışa döndüğünde geçit birkaç metre kalınlığında ve kilometrelerce uzunluğunda bir buz tabakasıyla kaplanır. Geçidi çevreleyen dağlar nedeniyle geçit gölgede kalır ve bu nedenle buz yavaş yavaş erir. Son buz parçaları Eylül ayında yeni kışın başlamasından kısa bir süre önce kaybolur. Sadece birkaç yıl önce buz tüm yıl boyunca erimeden kaldı. Ancak şimdi son 10 yılın nispeten daha sıcak olan yazları bu döngünün sonlanmasına neden oldu. Yüksek rakım nedeniyle oluşan iklim, burada daha fazla fauna ve flora çeşitliliğinin gelişmesine neden olmaktadır. Suyun erişilebilirliği de buna yardımcı olur. Burası kar leoparının yaşadığı, ancak nadiren görüldüğü yerdir. Atlar burada evrensel olarak kabul edilen otomobillerin yerini alan ulaşım araçlarıdır. Çok bir bakıma ihtiyaçları yoktur ve herhangi bir yakıta gerek duymazlar. At, Moğolistan'ın ulusal sembolüdür. İnsanlar için dinleri olan Budizm kadar önemlidir. Tokhonkit tapınağına ulaşmak uzun ve yorucu bir çiledir. Ulaşması çok güç olmasına rağmen çok sayıda ziyaretçi kabul etmektedir.
1936'da Moğolistan'da 50'den fazla tapınak vardı. Komünistler aklandıktan sonra sadece bir avuç kalmışlardı. Tokonki tapınağında ayinlerin yanı sıra tapınağın yeniden inşası göreviyle meşgul olan düzinelerce keşiş ikamet etmektedir. Tokonkit Tapınağı, Moğollar için önemli bir haç mekanıdır. Ulusal düşünürlerden biri olan Zanabazar'ın meditasyon yapmayı seçtiği yer burasıdır. Bitişik'teki mağarada yere yatanların günahlardan arınacağı rivayet edilir. Kutsal ruhlara adanan hediyeler, daha önce arınmış olanların minnettarlığına tanıklık eder. Çevredeki ormanın etkileyici manzarası, Tokonkit'in zirvesine ulaşan erkekler için nihai ödüldür. Belirsiz nedenlerden ötürü kadınların bu seyir noktasına erişimi engellenmektedir. Hacıların ilgisini en çok Zanabazar'ın mirası çeker. İyileştirici özelliği olduğu düşünülen kutsal su kaynağı da bir o kadar ilgi çekicidir. Bundan daha keskin bir zıtlık bulmak zor olabilir. Şarkı söyleyen çölün kavurucu kumullarına karşılık 1124 kilometre uzunluğundaki Orhun Nehri. Nehir vadisi o kadar çarpıcı bir güzelliğe sahiptir ki UNESCO tarafından ulusal miras alanı olarak kabul edilmiştir. Bu nehrin en önemli kısmı 20 metre yüksekliğindeki şelaledir. Öngörülemeyen hava koşulları bazen 10 ay gibi uzun bir süre boyunca kuru kalmasına neden olabilir. İlkbaharda çözülme sırasında şelale oldukça etkileyici bir hal almaktadır. Moğolistan'da bulunan çeşitliliğin boyutunu tam olarak anlamak için Köysgöl-Nur Gölü'nü ziyaret etmeniz şiddetle tavsiye edilir. Gobi'nin kuzeyinde Rusya sınırında yer alır ve ülkenin en büyük göllerinden biridir. Bu göl tıpkı Gobi'ye benzer şekilde birkaç rekora sahiptir. 2 milyon yıl önce oluşmuştur ve bu nedenle dünyanın en eski 17. gölüdür. Bazı yerlerde derinliği 260 metreyi aşmaktadır. Orta Asya steplerini Sibirya taygasından ayıran özenle korunmuş bir su kütlesidir. Moğolistan'ın %17'sine tatlı içme suyu sağlamaktadır. Yaklaşık 3000 kilometre karelik yüzey alanı onu Moğolistan'ın en büyük ikinci gölü yapmaktadır. Kıyıları dağ keçisinden rengeyiklerine, kurtlardan porsuklara ve ayılara kadar inanılmaz bir hayvan çeşitliliğine sahiptir. Kuş türünün onurlu bir üyesi de endemik Hovsgol grisidir. Sualtı yaşamı yakındaki Baykal'daki kadar zengin değildir. Ancak yine de yerel halk için önemli bir besin kaynağıdır. Suyun inanılmaz bolluğu ve sürdürdüğü yaşam, geleneksel çöl çobanları için bir masal gibidir. Benzer şekilde göl kıyısında yaşayan insanların kendilerine çok yakın olan ve birkaç kilometre öteden su getirilmesi gereken yerler olabileceğini anlamakta güçlük çekmektedirler. Endüstriyel balıkçılığın yasaklanması gibi korumaların bir sonucu olarak buradaki su kristal berraklığındadır. Yetkililer balıkçılığı titizlikle denetlemektedirler. Göl kıyısında yaşayan balıkçıların büyük tekneler kullanmaları yasaktır. Tüm düzenlemelerin faydalarından biri, gölden yakalanabilecek balık miktarının çok fazla olmasıdır. Sonuç olarak, tüm Kovskovsk balıklarından tütsülenerek yapılmış güzel bir yemeğe oturabiliriz. Hangi balıklar mı? Sibirya beyaz balığı, Sibirya graylingi, Baygali omul ve River perch.
Göl ve muhteşem manzarası artan sayıda ziyaretçi çekmeye devam ederek yerel turizmin gelişmesinde hayati önem taşıyor. Göçebe Uygurlar daha sıcak havalarda dağlardan ve ülkenin diğer uzak bölgelerinden gelip geçici olarak göl kıyılarına yerleşirler ve çevre kasaba ve köylerden gelen yerlilerin merakına göre işlerine, örneğin geyik yetiştiriciliğine devam ederler. Gölün bu bölgesi Moğolistan'ın İsviçre'si olarak da adlandırılabilir. Sık ormanlar Sibirya taygasının güney sınırını oluşturur. En sık rastlanan ağaç türü Sibirya karaçamıdır. Acımasız soğuğa karşı dayanıklılığı burada yaşayabilmesini fazlasıyla mümkün kılmaktadır. Yüksekliği 50 metreye kadar ulaşır ve gövdesinin çapı 1 metreyi bulabilir. Sonbaharda çam iğnelerini andıran yaprakları sararır ve döküldüklerinde orman zemininde şaheserler oluştururlar. Ormanlar çekildikçe Orta Asya ovaları daha da büyür. Ovalar koyun, yak ve at gibi hayvanların yetiştirilmesi için ideal alanlardır. Moğolistan'dan ayrılıp, güneşin, İslam'ın ve Ölü Deniz'in hakim olduğu yere, Ürdün'e geçelim. Geçtiğimiz 1000 yıl boyunca Ürdün'ün kayalık yamaçları, kanlı savaşlar, yeni insanlar ve eski ahitte kaydedilen diğer olaylardan payına düşeni almıştır. Uygarlıktan ilk söz edilen dönem Paleolitik çağıdır. Sonraki yıllarda bölge zaman içinde Mısır firavunlarından Pers İmparatorluğuna, Yahudi Krallığına ve Babillere kadar farklı devletler tarafından yönetilmiştir. Tüm bu kültürler arkalarında hükümdarlıklarının izlerini bırakmışlardır. Ve hepsi de Ölü Deniz'in eşsiz nimetlerinin farkındaydı. Tuz Denizi olarak da bilinen Ölü Deniz, Ürdün Rift Vadisi'nde yer almaktadır. Bu vadide bu kadar tuzlu olmayan ya da Ölü Deniz gibi deniz seviyesinin 378 metre altında yer almayan başka önemli göllerde bulunmaktadır. 1 litre Ölü Deniz suyu 1.28 kilogram gibi inanılmaz miktarda tuz içerir. Bu da suyu birkaç bakteri dışındaki tüm canlılar için yaşanmaz hale getirir. Ancak insanlar bu su için iyi bir kullanım alanı bulmuşlardır. İncil'e göre Hazreti Davut kıyılarına sığınmış ve Büyük Herod burada dinlenme ve çeşitli hastalıkların iyileştirilmesi amacıyla ilk sağlık kaplıcalarından birini kurmuştur. Mısırlılar tuzlu suyu mumyalama amacıyla kullanmışlardır. Günümüz ziyaretçileri ise buraya daha çok solunum ve cilt hastalıklarına şifa bulmak için geliyor. Birçok faydalı mineral sudan buharlaşmakta ve güneşin ultraviyole ışınları burada başka yerlere kıyasla daha yüksek bir oksijen konsantrasyonu sağlamaktadır. Bu göldeki su okyanus suyundan neredeyse 10 kat daha fazla tuz içermektedir. Bunun sonucunda buradaki insanlar inanılmaz bir kaldırma kuvvetinin tadını çıkarır. Tuz kristalleri büyüleyici bir minyatür manzara oluşturuyor. Tuz tabakası havadaki minerallerin yoğunlaşması ve azalan su kaynaklarından ötürü ortaya çıkmaktadır. Oldukça şüpheci bazı tahminlere göre Ölü Deniz önümüzdeki 40 yıl içinde yok olacaktır. Ölü Deniz aynı zamanda endüstriyel üretim için de kullanılmaktadır. Çekimimizde görülen ay manzarasından oldukça farklı görünen güney kısmı madencilik şirketleri tarafından ele geçirilmiş durumda. İlgi çeken madde potastır. Potasyum karbonat, sabun, cam, gübre ve siyanür üretiminde önemli bir yere sahiptir. Çölde yaşam, acımasız doğanın yazılı olmayan ve değişmeyen yasalarına boyun eğmektir. Günümüzde bedevilerin deve sürülerinin yanı sıra çoğunlukla su getirmek için kullandıkları arabaları da var. Bu kadar kolaylığa rağmen
çok basit ve geleneksel yaşamlarına sadık kalıyorlar. Bir bedevinin en önemli özelliklerinden biri misafirperverliğidir. Onlara çocukluklarından itibaren bir gezgini evine davet et ve onu besle. Çünkü bir gün senin de yatacak bir yere ve yiyecek bir lokmaya ihtiyacın olabilir diye öğütler verilir. Geleneksel yemekler, geleneksel tatlılar ve çay olmazsa olmazlardandır. Böylesine zorlu bir coğrafyada yaşayan bedevilerin dostluk ve misafirperverliğe her şeyden çok değer vermeleri pek de şaşılacak bir şey değil. Bu coğrafya tarihle yoğrulmuştur ve bu nedenle her yıl yüzlerce ziyaretçiyi kendine çekmektedir. Nesli tükenmiş esrarengiz nebati uygarlığının arkeolojik alanları dünyanın dört bir yanından gelen antropolog ve arkeologları hayrete düşürmüştür. Kilometrelerce uzunluktaki geçidi ziyaret eden turist grupları da benzer şekilde hayrete düşmektedir. Geçidi de geride bıraktıktan sonra hazine sandığı olarak bilinen ve kayıp Petra şehrinin sembolü sayılan inanılmaz bir manzara ortaya çıkmaktadır. Indiana Jones aslında bir Nabatean kralının mezarı olan kutsal kaseyi aramak için Petra'ya giden en ünlü kurgusal ziyaretçiydi. Bir başka inanışa göre burası Musa'nın asasıyla kayaya vurarak su çıkmasını sağladığı yerdir. Bir ortaçağ efsanesine göre bu yapıda hayal bile edilemeyecek büyüklükte bir hazine saklıdır. Petra 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Ayakta kalan kalıntıların sayısının fazla olması Petra'nın bir zamanlar yoğun bir nüfusa sahip olduğunu gösterebilir. Ancak durum hiç de sanıldığı gibi değildi. Petra her şeyden önce bir ritüel, bir haç mekanı ve bir mezarlıktır. Mezar kalıntıları her kayada açıkça görülmektedir. Nebatiler göçebe ve tüccardı. Çölü ve sırlarını anlamışlardı. Bu sayede buhur, baharat ve mis gibi değerli mallardan oluşan kervanlarını taşıyabilirlerdi. Elde ettikleri kazancı, Kumtaşı dağlarında ölümlerinden sonraki yaşamları için evler hazırlamakta kullanmışlardır. Nabateanlar 2. yüzyılın başında Romalılarla çatışmaya girmiştir. Bıraktıkları miras Bizans döneminde kurulan piskoposluk ve zemindeki çok çeşitli özgün mozaikler olmuştur. Petra Nebatilerle birlikte öneminin ortadan kalkmasıyla zaman içinde tamamen unutulmuştur. Geçidin sırrı sadece yakın zamana kadar kayalardaki bazı odalarda yaşayan Bedeviler tarafından biliniyordu. Günümüzde Petra herkesin ziyaretine açıktır. Artık Ürdün'ün görkemli manzarasına elveda diyoruz. Burası çok şeyi atlattı ve haklı olarak en çekici turistik yerlerden biri olarak övülmekte. Allah seni korusun. Tanrı seninle olsun Ürdün. Gezegenimizin olağanüstü güzellikteki bölgelerine yaptığımız yolculuk şimdilik sona eriyor. Etkileyici ve cennet gezegenimiz dünyanın bir sonraki keşfinde, Costa Rica'da muhteşem bir yağmur ormanında maceraya başlıyoruz. Burada kakao çekirdeklerinden lezzetli çikolatalar üretiliyor. Doğana yüzlerce bitki ve hayvan türünü sergileyerek en muhteşem halini gözler önüne seriyor.
Son olarak günümüzün en aktif yanardağlarından birini görmek için gereken tüm özeni göstereceğiz. Kenya'nın kayıp şehri Gedi'de tur rehberlerimiz yeşil maymunlar olacak. Daha sonra başkent Nairobi'ye bu kadar yakın olan vahşi yaşamın şiirsel birlikteliğini görmek için duracağız. Maceramız burada sona erdi. Doğanın mucizelerinde sonraki bölümde görüşmek üzere. Yolculuğumuza bugün Costa Rica'da muhteşem yağmur ormanından başlıyoruz. Burada kakao çekirdeklerinden lezzetli çikolatalar yapıyorlar. Tabiatına burada yüzlerce bitki ve hayvan türünü sergileyerek muhteşemliğini en iyi şekilde sergiliyor. Toparlamak gerekirse bugün günümüzün en aktif yanardağlarından birine bakmak için gerekli tüm önlemleri alacağız. Yeşil maymunlarsa Kenya'da kayıp şehir Gedi'de tur rehberimiz olacaklar. Daha sonra başkent Nairobi'ye bu kadar yakın bir yerde vahşi yaşamın şiirsel simbiyozunu keşfetmeye gideceğiz. 200 yıllık varlıklarına rağmen hayvanlar aleminin bazı üyeleri Nairobi'nin varlığından habersizdirler. Nikaragua ve Panama arasında yeşil bir kara kuşağı uzanır. Burası hayatın doğası gereği denize, yağmur ormanlarına ve tarihe bağlı kaldığı tropikal bir cennet olan Costa Rica'dır. 1503'te Christoph Kolomb, Ilsa Uvita'nın yakınlarına ayak bastı. Kısa bir süre sonra İspanyollar bu bölgeyi sömürge imparatorlukları arasına kattı. 1821'deki İspanya-Meksika Savaşı'nda kaybeden taraf olan İspanyollar, Costa Rica'nın bağımsızlıklarını ilan etmelerine engel olamadı. Doğanın cömertliğinden esinlenerek arazilerine zengin sahil yani Costa Rica adını verdiler. Demokrasi 20. yüzyılın ortalarında kök saldı ve Costa Rica o zamandan beri en barışçıl Orta Amerika ülkelerinden biri oldu. Burada karşılaşılabilecek ilk vahşi hayvanlardan biri ise bu pelerinli uluyan olabilir. Taze yapraklarla beslenir ve 10 kilograma kadar çıkabilir. Bunun yanı sıra yalnız değil, yaklaşık 10 kişilik gruplar halinde gezerek şimdiye kadar var olan vejetaryen lezzetler üzerinde hep birlikte bir ziyafet çekiyorlar. Costa Rica kıyı şeridi sürekli kuşatma altında. Karayip dalgaları sanki ana karanın şeridini yarıp diğer tarafta Atlantik'in sularına katılmaya çalışıyormuşçasına doğu taraftan bu kıyıya sitem ediyor. Bu burada gerçekleşen tek bitmek bilmeyen savaşta değil. Ana karanın doğası da buna karşılık denizi kuşatıyor gibi görünüyor. Bu savaştaki tek cephanesi Karayip kıyılarını kaplayan zengin ormandır. Görünüşe göre ormanın önünde duran tek şey palmiye ağaçlarından oluşan bir sütun dizisi. Bu sessiz savaşın çok az sayıda seyircisi var. Belki de burada rahat bir yaşam tarzına neden olan şey sahili yıkayan dalgaların düzenli, yatıştırıcı ritmi olabilir. Aynı zamanda belki de dünyanın dört bir yanından sörfçilerin pura vida yani saf yaşam, telaşsız, inceliksiz veya kafa karışıklığı olmayan bir yaşam arayışıyla San Jose'ye akın etmelerinin en olası sebebi bu olabilir. Costa Rica ormanlarına girerken neopren ayakkabılar, bot veya çizme giymeniz şiddetle tavsiye edilir. Burası ıslaktır. Puslu yağmur ormanlarından bahsediyoruz. Yağmur ormanlarının her gün yaymış olduğu bahar bulutları buraya hakim olan nemi sağlar. Burası romatizma hastası olunacak bir yer değildir. Costa Ricalılar doğayı gerçekten çok severler. Burada ülkenin inanılmaz bir sayı olan %27'sini kapsayan 20 milli park ve 8 doğa koruma alanı kurdular. Kuş gözlemcileri burada 850 kadar farklı kuş türüne hayran kalabilir. Ve bunlardan biri de bu. Tekne gagalı balıkçıl. Nehir kıyılarını çevreleyen Hindistan sakızı ağacında yaşar ve kabuklular veya balıklarla beslenirler. Boyu yarım metreyi aşabilir. Ve neden tekne gagalı adının verildiği de gayet açıktır. Benzersiz gagası sayesinde. Costa Rica ormanının en belirgin kuşlarından biridir. Ağaçların, çalıların ve diğer bitki türlerinin bu şekilde birbirine dolanan dalları suyun üzerinde bir güvenlik ağı oluşturur. Yeşillik perdeleri, kanalları çevreler ve nemli bir alacakaranlık yaratır. Venedik'le biraz benzerlikleri vardır. Tek fark, istikrarsız Costa Rica gondollarımızın kuşlara ve sürüngenlere ait uzun, gür ağaç saraylar arasında yüzülüyor olmasıdır.
İyi ki günümüzde dijital fotoğraf makinelerinde film rulolarını değiştirmekle uğraşıp vakit kaybetmiyoruz. Etraftaki güzelliğe bakınca buradaki tek bir şeyi kaçırmak bile ayıp olurdu. Örneğin bu kaplumbağa ya da şuradaki tüylü basilisk. O kadar hızlı koşar ki adeta suyun üzerinde kayar ve su üzerinde yürüyormuş gibi görünür. Bu nedenle yerel halk ona İsa Mesih'in basiliski diyor. Burada içlerinde 1200 orkide türü de dahil olmak üzere on binlerce bitki var. İnsan tembel hayvana ancak burada imrenebilir. Bu adam ormanın güzelliğini kaldıracak koca bir ömre sahip ancak ne yazık ki devam etmek zorundayız. Kakao ağaçları ormanda büyümenin aksine küçük evlerin çevresinde büyür. Bayan Eliana daha sonrasında pazarda başka gıda ürünleriyle takas ettiği kakao çekirdeklerini topluyor. Takas etmediği zamanlarda ise çikolata yapmak için kullanıyor. Adına aldanmayın. Kakao çekirdeklerinin içi sandığınız kadar tatlı değildir. Kakao çekirdeğinin lüks şekillerde soframıza ikram edilmeden önce geçirdiği uzun bir yolculuk var. İlk olarak çekirdekler dilimlenir ve bir sandığa konur. Burada 4 gün mayalanmaya bırakılır. Her meyvede yaklaşık 50 kadar çekirdek bulunur. 4 gün boyunca mayalanan bu çekirdeklerin her biri ateşte kavrulmadan önce güneşte kurumaya bırakılır. Kahverengi renk çekirdeklerin artık bir sonraki aşama olan kalan posalarının ayrılması için dövülmelerine geçmeye hazır olduklarını gösterir. Posa çikolatanın tadını bozar. Bayan Eliana'nın büyük annesi bütün pürüzlerden kurtulmak için çekirdekleri elekten geçiriyor. Bu bittiğinde ise en iyi çekirdekleri kendi elleriyle seçiyor. Bunun sonucunda ise biraz çikolataya benzeyen kahverengimsi bir toz. Ancak hala eksik olan bir adım var. Artık sıra saf, ekolojik biyo çikolata üretiminde son adımda. Toz, su ve şeker kamışıyla karıştırılır. Bu çok eski bir tariftir. Kakao içeceğinin çok lezzetli olduğunu düşünen Aztek hükümdarı Montezuma'nın zamanına kadar uzanır. Aztekler çikolatanın afrodizyak etkisinin fazlasıyla farkındalardı. Çikolata kelimesi de Azteklerden gelmektedir. Son olarak çikolata muz yapraklarına sarılır. Yaprakların katlandığında kırılmalarını önlemek için yapraklar ıslatılarak esnek bir hale getirilir. Büyük anne çikolatayı özenle şekillendiriyor. Çikolatalarımız hazır. Şu anda uzaktaki şelalelere ve karanlık, ürkütücü bir volkana doğru gittiğimiz için bunlar işimize yarayabilir. Kakao çekirdeklerine ve el yapımı bu güzel çikolataya veda edelim. Costa Rica manzarası müteahhitlerin gözünde bir altın madeni niteliğindedir. O kadar çok el değmemiş güzel alan var ki, Costa Ricalılar haklı olarak bununla gurur duyuyorlar. Costa Rica hükümeti birkaç kez asfalt yol yapmaya çalıştı. Ancak başarısız oldu. Yolların ulaşımı kolaylaştıracağı ve genel olarak yaşamı iyileştireceği aşikar olsa da yerel halk bunu reddetti. Sahip olduklarıyla yetiniyorlar. Ve ülkelerinin sanayi ve turizm altyapısıyla heba edilmesini istemiyorlar. Ve bu nedenle belki de birkaç on yıl içinde dünya üzerine kalan birkaç cennetten biri olarak Costa Rica'yı ziyaret edeceğiz. Eğer Costa Ricalılar farklı bir zihniyete sahip olsaydı, Monteverde eyaletinde bulunan Salto San Luis, çevredeki yağmur ormanlarının, derelerin ve hatta bu iki katlı şelalenin ihtişamından ziyade bir kutularını ve diğer çöplerini boşaltmak için kullanılan bir yer olurdu. Kontrolsüz turizm tehdidi, Costa Rica'nın doğal zenginliği üzerinde belirmeye devam ediyor. Bu nedenle Costa Rica hükümeti milli parklardaki puslu yağmur ormanlarının üzerine bir asma köprü sistemi tasarladı. Bu sayede ziyaretçiler bitki yaşamını ayaklar altına almadan veya hayvanları strese sokmadan yağmur ormanının güzelliğine hayran kalmaya devam edebilirler. Ve elbette bitkilere ulaşamazsınız. Onları hatıra olarak koparamazsınız. Bu deneyim yüksekten korkanlar veya baş dönmesi çekenler için oldukça tatsız olabilir. Onlardan birine sahip değilseniz
kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Çünkü köprüden yararlanabilir ve daha yükseğe, tabiri caizse yağmur ormanının çatısına kadar yükseğe çıkıp manzaranın tadını oradan çıkartabilirsiniz. Bu nefes kesen, hayranlık uyandıran, adrenalin pompalayan bir deneyim olabilir. Ve buna fazlasıyla değer. Her ağaç kendi başına bir dünyadır. Büyük yeşil bir makrokosmosla gerçek bir yeşil mikrokozmos. Birkaç yüzyıl önce İspanyollar Costa Rica'da hiç altın bulamadıkları için hayal kırıklığına uğradılar. Ancak o sırada etraflarındaki hazineyi fark edemediler. Son bir kez daha bakalım. Karanlık, ürkütücü ve bulutlarla örtülü bir yer. Burası Arenal Yanardağı. Costa Rica'nın sembollerinden biri olan bu yer, aynı zamanda dünyanın en aktif 10 yanardağından biri. Yüksekliği yaklaşık olarak belirtilmiştir çünkü o kadar sık püskürtür ki ortaya çıkan lav akışı yılda yaklaşık 4 metre büyümesine neden olur. İlk patlaması yaklaşık 7000 yıl önceydi. 12 yıl önce gerçekleşen en son ve hafif patlaması sırasında 40 kilometre karelik yağmur ormanı bu patlamanın bedelini ödedi. Son zamanlarda haftada sadece bir küçük deprem yarattığı için Arenal'e nispeten sakin ve uslu diyebiliriz. Belki de her yerde var olan pura vida duygusuna o da yenik düşmüştür. Ve şimdi Afrika'ya gidiyoruz. Hint Okyanusu tarafından yıkanan Kenya sahiline hoş geldiniz. Güneş, Kenya Swahili sahilinin üzerinde yavaşça yükseliyor. Adı bile tek başına bir kıyı kültürüyle tanışmak üzere olduğunuzu ifade ediyor. Swahili kelimesi sahil anlamına gelen Arapça sahil kelimesinden gelir ve çoğul hali Swahel'dir. Hint Okyanusu'ndaki ticaretle doğal olarak bağlantılı olan bir denizcilik kültürüdür. Bu kıyı şeridi, M.S. 1. bin yıl gibi erken bir tarihte Arap ve İranlı tüccarları cezbetmeye başlamıştı. Bölge fil dişi bakımından zengindi ama o zamanlar köle ticareti açık ara en kazançlı ticaretti. Günümüzde ise sahil, balıkçılar için turistlerden elde ettikleri bir gelir kaynağıdır. Mombasa, yaklaşık 1 milyon nüfuslu bir şehirdir. Seçkin bir geçmişi vardır. Varlığının ilk kayıtları, 16. yüzyıldaki Portekizli denizciler tarafından sağlanmıştır. Trafik kargaşası şüphelenmeyen turistler için şaşırtıcı görünebilir. Ancak yerel halk bunu bir bilime indirgiyor. Büyük anne ve büyük babası Kenya'dan gelen Başkan Obama'nın portresi bir minibüs taksinin yerel versiyonu olan birçok Matatu'da görülüyor. Kalabalık sokak yaşamının ortasında şehir parkları, yerel halkın sadece rahatlamak veya küçük bir pikniğin tadını çıkarmak için aradığı hoş bir huzur ve sessizlik vahasıdır. Baobab ağaçlarının kalın gövdeleri arasında bol bol gölge bulurlar. Ancak ağaçların üzerinde yetişen ve zaman zaman düşen büyük kozalara dikkat edilmelidir. Sonuçta kozalar kendiliğinden düşmezler. Ağaçların tepesinde faaliyet gösteren birkaç girişimci kişi olmasaydı şu an Afrika diye bir yer olmazdı. Bu sayede ağaçlar kimisine rahatlatıcı gölgeleri olan bir alan, kimine ise geçim kaynağı sunar. Baobab ağacı halk arasında çok popülerdir. Yapraklarının salataya konulduğunda harika bir lezzet kattığı düşünülür. Tohumlarsa pişirmede yoğunlaştırıcı bir madde olarak kullanılır ve insanlar yer kabuğunu ateş hastalığı tedavisinde kullanırlar. Bu meyvelerin toplanması riskli bir iş gibi görünebilir. Ancak geniş dallar, deneyimli bir toplayıcının gözünde ağaca çıkmasını sağlayan basamaklar gibidir. Baobab meyveleri Swahili mutfağında yaygın olarak kullanılmaktadır. Portakaldan daha fazla C vitaminine ve inek sütünden daha fazla kalsiyuma sahiptir. Genellikle bu meyveler geleceğin meyvesi olarak adlandırılır. Afrika'nın bu bölgesinde en çok talep gören ürünlerden biri baobab meyvesinden yapılan şekerlemelerdir. Mabuya adı verilen posa liflerden temizlenir ve daha sonra bu lifler püre yapımında ve süte katkı maddesi olarak kullanılır. Bu bölgede mutfak gereçlerine ihtiyaç duyulmaz.
Önce posa özenle seçilir ve sonrasında bir tutam acı biberle kırmızı bir boyanın hazırlanma aşamasıyla devam edilir. Posa hazır olduğunda gıda boyasıyla renklendirilir ve tatlandırılır. Ve işte bir şekerleme. Baobab gerçekten övgüleri hak eden bir ağaç. Sadece büyüklüğü nedeniyle değil, aynı zamanda sağladığı çok sayıda faydadan dolayı da. Ne yazık ki bütün şehirler geçmiş yüzyılların kuruduğu tuzaklardan sağ çıkamadı. 17. yüzyılın sonlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı Gedi şehrinde yaşam aniden yok oldu. Şehir gizeme büründü. Hiçbir resmi kayıt bulunmamakla birlikte görülebilir haberlerin genişliği Gedi'nin zenginliğini ve ihtişamını sessizce izliyor. 20. yüzyılın ilk yarısında arkeologlar 14. yüzyılın sonlarından kaldığı iddia edilen bir liman ve mezar kalıntılarını gün yüzüne çıkardılar. Ancak bu yok oluş için iki kalıntı da herhangi bir ipucu vermedi. Sanki Gedi lanetlenmiş ya da bir şey onun var olduğunu inkar etmek istiyormuş gibi. Bir H.P. Lovecraft hikayesi için çok uygun bir yer. Şehir orman tarafından yutuldu ve kalıntıları şimdilerde bir yeşil maymun birliği tarafından işgal edilmiş durumda. Maymun ataları birkaç yüzyıl önce burada yaşamış olabilir. Fakat herhangi bir yazılı kayıt tutulmamış. Gedi'nin büyüklüğü kadar gizemi de nefes kesici. Baobab ağaçları burada da bulunur ve yeşil maymunların ağacın lezzetli meyvesini kaçırmaya hiç niyetleri yoktur. Yeşil maymunlar büyük birlikler halinde yaşarlar ve birliklerin içerisindeki hiyerarşi çok sağlamdır. Birçok bilim insanına göre bu maymunlar başka hayvanlardan hissettikleri tehditleri ifade edebiliyorlar. Örneğin yakınlarda bir leopar pusuya yattığında belirli bir çığlık kullanırlar. Ancak bir yılan veya kartal gördüklerinde ise farklı özelliklere sahip bir çığlık kullanırlar. Maymunlar çok küçük yaşta büyüklerinden bu sesleri öğrenirler. Aynı yaramaz ergenler gibi. Bu uyarı seslerini sırf eğlence olsun diye kullanarak yetişkinleri korkutmaktan büyük bir keyif alırlar. Ancak anne maymunları bu tür aptalca şakalara tahammülü yoktur. Ve yavrularına görgü kurallarını öğretmeye kararlıdırlar. Gençler iyi bir dayak yiyecekler. Tabii ki anneleri onları yakalamayı başarırsa. Maymunların saldırgan olmaya doğal bir eğilimleri olduğu için yiyecek bir şeylerin de her türlü ortamda bulunabileceğini fark ettikten sonra ziyaretçilerin etrafında dolanmaya başladılar. Ayrıca çevredeki ormanda gelişim gösteren tek hayvan maymunlar değildi. Burası Doğu Afrika'daki katı kıyı ormanlarının tek ve en büyük bölümü. Burada okaliptüs hakimdir ve maalesef ahşabın yasa dışı kullanımının bedelini ödemiştir. Şimdilik orman kendine hakim durumda. Büyük ve geniş. Sonuç olarak hayvanlar oraya sığınmaya devam ediyor. Nesli tükenmekte olan çok sayıda kuş ve kelebek türü burada toplanıyor. Tıpkı bir fil sürüsünün yaptığı gibi. Ne yazık ki onları büyürken görmemiz için çok kalın ve aşılmaz durumda. Eşeksiz adam eşektir. Bu birçok şivayeli atasözünden biridir. Özellikle Lamu adasında çok kullanılır. Başkent Lamu'nun tarihi 16. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Buranın sakinlerinin akıl almaz zenginliği hiç şüphesiz ki fil dişi ve köle ticaretinden geliyordu. Şehir karakterini korumayı başarabildi ve hala günümüzde Şivahili mimarisinin eşsiz bir örneği olmaya devam ediyor ve UNESCO tarafından kültürel miras alanı olarak kabul ediliyor. Atasözünde de ifade edildiği gibi şehrin dar, dolambaçlı sokaklarında eşekten başka hiçbir ulaşım aracı işe yaramazdı. Son zamanlarda eşekten farklı olarak adada iki traktör ortaya çıktı.
O yüzden polisler de kendi araçlarıyla övünebilir. Ancak hiçbiri eşeklere denk değil. Adada 3000 eşek bulunuyor. Bu yüzden eyaletler arası ulaşımın çoğunluğunu onlar sağlıyor. Mallar limanda boşaltılır. Oradan bu inatçı canlılardan birini durdurmak için belirlenen varış noktasına ulaşırlar. Heybe olarak kullanılan sepetler palmiye yapraklarından yapılır. Yapraklar önce kurutulur, daha sonra kadınlar onları dar şeritler halinde örer ve sonrasında birbirine dikerler. Bu teknik çok uzun yıllardır kullanılmıştır. Palmiye yapraklarından yapılan şilteler ve diğer ürünler Lamu'dan ihraç edilir. İthalatlarından Zanzibar Adası da dahil olmak üzere birçok yerde bahsediliyor. Kenya'nın başkenti Nairobi, yüksek seviyedeki suç oranı nedeniyle Nairobi olarak adlandırılıyor. Bu hayvanlar şehrin banliyölerinde yaşıyor olsalar da bu zebraların ve antilopların bundan hiçbir fikri yok. Şehri görebilecek kadar yakında ama aynı zamanda ondan korunacak kadar da uzakta huzur içinde yaşıyorlar. Onlar Afrika'da vahşi doğayla medeniyet arasındaki sınırın ne kadar geçici olduğunun canlı birer örneğidir. Peki hayvanlar neden uygarlıktan korkmuyor? Kontrolsüz avlanma yasaklandıktan sonra hayvanlar şehir merkezine 7 kilometre uzaktaki şehir sınırına geri döndüler. Hayvanlarla vakit geçirmek için çok az zamanı olanların bile erişebileceği vahşi bir oyun alanı gibi düşünebileceğiniz Nairobi Ulusal Parkı kuruldu. Daha çok açık bir hayvanat bahçesi gibi. Burada zebralar oldukça yaygındır. Temmuz'dan Ağustos'a kadar çayırlar boyunca göç ettikleri için burada bol miktarda bulunurlar. Burada Afrika Büyük Beşi olarak adlandırılan hayvanlardan hiçbirini göremezsiniz. Yani leopar, aslan, fil, gergedan veya bufalo gibi. Zebranın yanı sıra yaygın olarak görebileceğiniz diğer hayvanlar antilop, zürafa ve deve kuşlarıdır. Siz yine de deve kuşlarından kafalarını kuma saklamalarını beklemeyin. Kalabalık turist ve çocuk gruplarını görmeye o kadar alışkınlar ki insanlardan kesinlikle etkilenmezler. Ovalarda serbestçe otlayan antiloplarla karşılaşabilirsiniz. Farklı şekil ve büyüklükteki keseli antiloplar gibi diğer farklı antilop türleriyle de karşılaşmanız olağandır. Balıkçılarsa sinsi bir şekilde su birikintilerinde tahtlarını kurarlar. Savanadaki herkesin hayatta kalması için su birikintileri şarttır. Ve bu yüzden burada genelde düşmanlıklar unutulur. Zürafalar dünyaya görkemli bir şekilde bakarak süzülürler. Tanrı sendromunu Darwin'in evrim teorilerinin canlı kanıtları olarak hak ediyorlar. Hayatta kalabildikleri en yüksek ve en uzun noktaya kadar uzatıldılar. Kötü bir dedikoduya göre Darwin, bu sonuca ancak zürafanın nasıl ortaya çıktığına dair efsaneleri yerlilerden öğrenip kendine mal edince ulaşmıştı. Ama bu tamamen farklı bir konu. Şu an için hala Nairobi Ulusal Parkı'ndayız ve insan müdahalesi olmadan doğanın tadını çıkarabiliyoruz. Güneş Afrika'nın üzerinden batmaya başladı. Ve bununla birlikte büyüleyici Kenya ve Costa Rica ormanlarındaki maceralarımız sona eriyor. Ancak bu ormanların tadını ne zamana kadar çıkarabileceğiz? Sadece toprağa ve çevremize karşı iyi hizmetkarlar olma sorumluluğunu kabul etmeye devam ettiğimiz sürece. Gezegenimizin mucizevi köşelerine olan yolculuğumuz şimdilik sona eriyor. Zorlayıcı ve cömert gezegenimiz Dünya'nın bir sonraki keşfinde İzlanda'yı ziyaret edeceğiz. Ve sayısız kaplıcalarına hayran kalacağız. Ama aynı zamanda zengin ve kültürel tarihle de kaplı olan İzlanda'da keşfedeceğimiz canlandırıcı termal banyolar ve nefes kesici İskandinav manzaraları gibisi yoktur. Tropikal Laos da doğayla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Sadece burada tek renkli beyaz buzulların yerine yemyeşil bir manzara alıyor. Laos yeraltının Girift mağara labirentinde kendimizi kaybedeceğiz. Sonra yeniden gün ışığına çıkacağız ve Mekong Nehri üzerindeki su mandasıyla yakınlaşacağız.
Doğanın mucizelerinden şimdilik bu kadar. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.